Masmavi 3 mutfakta hoş geldiniz. Bugün sizlere çayınızın yanına servis edebileceğiniz bir su bardağı sıvı yağ ile iki tepsi un kurabiyesi tarifim var. Sevgili arkadaşlarım, bütün samimiyetimle söylüyorum, fırından, pastaneden aldıklarınızdan bin kat daha lezzetli ve daha sağlıklı. Şöyle bir üzerinin ununu gösterip tarifime başlıyorum. İyi seyirler dilerim. Tarifimiz için gerekli malzemeler: bir su bardağı sıvı yağ, sıvı yağ olarak lezzeti yoğun olmayan bir yağ kullanmanızı tavsiye ederim. Bir su bardağından bir parmak eksik pudra şekeri tatlı seviyorsanız bir su bardağı da ekleyebilirsiniz. İkisini kısa bir süre şöyle karıştırdım ve unu ekleyerek yoğuruyorum. Yani kurabiyemizde sadece 3 malzememiz var. Kabartma tozu, yumurta, süt, yoğurt, nişasta hiçbir şey yok. Dikkatli bir şekilde unun bir kısmını ekledim. Spatula ile kabaca toparlayıp elimle yoğurmaya başlıyorum. Burada hemen belirtmek isterim. Un miktarı bende 2,5 su bardağı artı 1 yemek kaşığı tam denk düştü. Lütfen siz de şöyle etap etap ekleyin. Birden pat diye hepsini dökmeyin. Sonra zor olur toparlamanız veya kurabiyeyi kurtarmanız. Bakın, yanımda da yarım su bardağı unum vardı. Onu biraz biraz ekledim. Bu kıvama getirmişseniz tam bir kurabiye kıvamı, istediğimiz ideal kıvamdır. Size tabii ki detaylı elimle de göstereceğim. Şöyle sıktığınızda şekil alabilen orta yumuşaklıkta hamurumuz hazır. Şekil vermeye başlayalım. Un kurabiyenizi arzu ettiğiniz şekli verebilirsiniz. Yani klasik orijinal verev şekilde de kesebilirsiniz veya benim gibi yuvarlak yapabilirsiniz. Kalıp kullanabilirsiniz. Tamamen size kalmıştır. Hatta bu işlemi çocuklarla yapmanızı tavsiye ederim. Hem zihinsel gelişimlerine faydası olur hem de evde canları sıkılmamış olur vermiş olduğum bu tariften iki tepsi un kurabiyesi çıkıyor. Şöyle hepsini ceviz büyüklüğünde bezeler yaparak iki tepsiye dizdim. Şimdi ben bunlara şekil vermek için tepsinin bir tanesine böyle Türkiye'den çok güzel bir aparat almıştım. Hemen göstereyim. Çünkü siz diyorsunuz ki farklı pasta aparatlarını gösterin de biz de faydalanıp alalım. Sevgili arkadaşlarım bunu Türkiye'den aldım. 6 ya da 7 TL'ydi. Hatta pazarda bile satılıyor. Gözünüz çarparsa alın mükemmel bir kurabiye şekil verme aparatı. Biraz una batırdım yapışmaması için. Sadece bezenin üzerine tak basıyorsunuz böyle bir çiçek deseni çıkıyor. Hatta 6-7 tane de farklı deseni var. Çok güzel bir aparat. Bunu da sizlere fikir olsun diye sizlerin isteği üzerine göstermek istedim. Birinci tepsimiz bitti. Fırına gitmek için hazır. Önceden ısınmış alt üst ayar 180 derece fırında 20-25 dakika pişmeye gönderdik. Bu da ikinci tepsi. Öyle bir aparatınız tabii ki herkesin evinde yoktur. Bir bıçak yardımıyla bu şekilde de e, şekil verebilirsiniz. İsterseniz böyle çizgi çizgi fırına verin, tam orijinal olsun. Veya böyle benim gibi kafes yaparak fırına verin. Hepsi çok güzel oluyor. Bu kurabiyenin en büyük özelliği verdiğiniz hiçbir şekil sonra yayılıp çatlayıp kaybolmuyor. Muazzam bir şekilde duruyor. Ve 25 dakika sonra bakar mısınız? Fırından çıkardım. Ne bir yayılma var, ne bir çatlama. O kadar mı güzel olur? Hemen bir tele alıyorum, daha çabuk soğuması için. Çok güzel görünüyorlar. Özellikle bu aparatla yaptığınızda gerçekten hem çok kolay hem çok pratik. Ben bu tarz mutfakta pratik aparatları seviyorum. Kurabiyelerimizi bitirdik şöyle tele yakın yakın göstererek bıraktım. Ve bütün iki tepsi kurabiyemiz pişti, sunum için hazırlandı. Yani o kadar mı güzel olur anlatamam. Üzerine pudra şekeri serpebilirsiniz servis etmek için. Hemen doku testine geçtim. Çok güzel bir kurabiye, mükemmel, muazzam, harika diyorum ben. Üç malzeme. Biliyorsunuz karantina günlerinde bütün tariflerimi az malzemeli tarifler olarak veriyorum, özen gösteriyorum. Çünkü evimizde her şey yok. Bakın sevgili arkadaşlarım yüzeyinin ununu görüyorsunuz. 25 dakika pişirdim ben şöyle biraz kıtır olsun diye. Siz diyorsanız ki daha da yumuşak olsun istiyoruz. 15 dakika pişirmeniz bile yeterli. Yani bu kurabiyeyi tamamen e, kontrol sizde. Yumuşak istiyorsanız 15 dakika, benim gibi yüzeyi unlu, içi kıtır istiyorsanız 20-25 dakika pişirmeniz yeterli. Çok güzel bir lezzeti var. Yağ olarak siz izlerken hemen belirtmek isterim. Ee, yağ oranı yani böyle hafif bir sıvı yağ kullanın. Ağır bir sıvı yağ kullanmayın. Hafif olursa çok güzel oluyor. Vanilya veya e, portakal kabuğu, limon kabuğu tabii ki ekleyebilirsiniz ama benim e, fikrimce hiç gerek yok. En güzel sade haliyle en şahane lezzet diyorum. Hatta hemen şimdi kalkın iki tepsi kurabiyeniz yapın. Çok az bir malzemeyle haftalarca tazeliğini koruyor. Ama tabii ki 2-3 gün içerisinde biteceğinin garantisini veriyorum. Bugün sizlere 3 malzemeli sıvı yağ ile 2 tepsi un kurabiyesi tarifi sundum. Umarım bu zor günlerde kurtarıcı bir tarif olur yine. Yeni tariflerimde buluşmak ümidiyle diyorum. Hoşçakalın.